Ya arkadaşlar, günaydın mı desem, ne desem bilmiyorum çünkü ben şaşırdım. Burada her şey o kadar bir şey ki, boyutta ki, nasıl anlatacağımı bilemiyorum ya. Her gittiğimde ben şaşırıyorum. Yani her dakika bizi şaşırtıyorlar. O kadar ki, şimdi bakın bu güzel kız bir yemek yapıyor. Öncelikle baharatladı, kendine hazırladı. Baharatları var, o baharatları koydu. Baharatladı. Sonra bu eski bakır kablar, yani 20, 30, 40, 50 yıldan beri bu kabları kullanıyorlar. Ve tabii ne yanıyor altında? Odun yanıyor. Odun, yani bildiğiniz odun. Yani anam babam usulü bizim Anadolu'da yapıldığı gibi yapılıyor. Ve de tabii bu başka bir şey oluyor yani. Biz bunları çok denedik, çok yedik. Bakın mesela burada da başka bir şey var. Burada da başka bir şey var. Aynı sistem aynı. Gördüğünüz gibi sos diyor, terbiyeliyor. Tencereye koyuyor, suyu da koyuyor ve bu şekilde pişmeye başlıyor. Burada da var. Burada da var. Bak, burada. Evet. Bu dana etiydi. Bu da dana eti. Yok, kuzu. Bu kuzu. Bu dana eti. Bu da kuzu versiyonu. Gördüğünüz gibi ya pişmeye fokur fokur kaynıyor. Görüyor musunuz? Fokur fokur kaynıyor. Ne kadar güzel. Harika. Harika yani. 2-3 gündür buradayız. Eski burada tavuğa tuzuna baktık. Güzel mi? Güzel. Burada tavuk var. Buradaki sorun bize, benim için biraz sorun olan şey, tavuğu da, danayı da, kuzuyu da aynı sosla marine etmiş olmalar. Yani kuzu da yeseniz, tavuk da yeseniz, dana da yeseniz aynı tadı, aynı lezzeti alıyorsunuz. Bence burada bir sorun var. Bizim burada olma sebebimiz, buraya bir günaydın açıyoruz. Evet, nereye açıyoruz? Buranın başkentini açıyoruz. Başkentin ismi neydi Güral? Rabat. Rabat. Rabat gerçekten. Rabat gerçekten dünyada görebileceğiniz en düzen, nizam intizamlı ağaç, yeşil, böcek. Yani bu kadar mükemmel bir şey Avrupa'nın hiçbir yerinde görmedim. Bakın çok ciddi konuşuyorum. Avrupa'nın hiçbirinde bu kadar iyi cadde, bu kadar iyi evler, bir tane apartman yok. Hiçbir tane apartman yok bir kere yani. Mutlaka gelinmeli ve görülmeli. Rabat inanılmaz. Bu güzel insanlarla şimdi kahvaltı yapacağız. Geldik, hazırlıyorlar. Bize ama inşallah buraya restoran açacağız. Onun için buradayız çünkü. O restoranla beraber burada bazı şeyleri gittiğimiz seyrede değiştirdiğimiz gibi burada da değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bunların hepsi yüzlerce, binlerce yıldan beri gelmiş olan geleneksel yemekler. Onlara çok fazla oynayamazsın. Ama bir şeyleri değiştirebiliriz gibi, katkı sağlayabiliriz gibi, paylaşabiliriz gibi bizim kültürde bu kültürü. Bakalım her şey nasıl olacak. Ama inanıyorum ki güzel olacak. Mutlaka herkesin ölmeden önce mutlaka gelmesi, Rabat'ı, Marrakeş'i, Casablanca'yı görmesi lazım. İnsanlarından bahsedeyim, mükemmel insanlar. Yani bizim ülkenin insanların eşi bir dünyanın neresinde var diye sorarsanız, inanın Morokko'da var. Gerçekten Morokko'da var. Mutlaka girin. Teşekkür ederim. Fokurdamaya başladı gördüğünüz gibi. Zaten fokur diyor. Fokur da fokur. Elinize sağlık. Peki. Evet, güzel bir kahvaltı yapacağız. Burada hanımefendi en yakın bir şeyler yapıyor. Kavarıyor. El yapımı bir şeyler yapıyor gibi. Her şey el yapımı. Yine makine falan filan yok. Yani 1000 yıl önceki, 200-300 yıl önceki gibi geleneksel handmade. Her şeyi handmade. Bu da tabii bunun her şeyi güzelleştiriyor. Mesela bir börek varı bir şey yapıyor. Abdülrezzak, bu ne? Adı ne bunun? What is name of it? Hamur, hamur, biraz mısır unu var içinde, daha da mısır unundan yapılmış bir hamur.
50 aç. Hoplama bile kullanmadı. Herhangi bir malzeme bile kullanmadı gördüğünüz gibi. Mısır unu kullandı. Kıvırdı. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Gel. Şimdi pişirecek. Önce o hale getirmişti gördünüz. Şimdi eliyle açıyor. Bunun o şekilde kıvırmasının bir nedeni ve sebebi var tabii. Burada bu bir demir döküm. Demirden yapılmış bu. Yani bizim bildiğimiz plate'ler falan değil. Plate'e benzer. Bir demirde altında bir ateş yanıyor. Odunla yanmayan tek şey bu. Bu odunla yanmıyor işte. Bu odunla yanmıyor. Gördüğünüz gibi bu hale geliyor. Çok güzel bir şekil alıyor. Renk alıyor. Kavurma. Türkiye'de bildiğiniz kavurma var biliyorsunuz kavurmanın. Bu başka bir versiyonu. Kavurmayı başka bir şekilde yapacağız. Ya dünya ne kadar zengin. İnsan hayran oluyor dünyaya. Bu çok önemli bir şey. Şimdi hani biz yumurtalı kavurma yaparız ya. O da şimdi kavurmalı yumurta yapacak. Ama bu kavurma Morokko usulü bir kavurma. Evet. Biraz tereyağı koydu. Önce kavurmayı koydu. Biraz tereyağı koydu. Evet. Burada da ocak var. Bu ocakta doğalgazla çalışıyor. Doğalgazla ya da tüple çalışıyor. Doğalgazla ya da tüple çalışıyor. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızı kırdık. Bu büyük patron. Yani her şey hala anam babam usulü güzel yapılan yumurtayı da bir kıralım baba şimdi. Evet harika. Ne kadar güzel. Koy kurban bunu sana be. Yes. Gördünüz mü harika. Bir de katkımız olsun dedik. Şimdi yumurtayı kuracak. Yumurtayı koyacak şimdi. Hadi aslanım benim be. Kavurma. Karıştırdıkça hepsi gördüğünüz gibi dağıldı. Şimdi yumurtayı döküyor. Döktük yumurtayı. Ay kardeşim. Sağ olsun. Hem de gözlemlikleri çok güzel insanlar. İnsanların mükemmel. Ya bizim ülkemizin insanı var ya, Anadolu insanı, özellikle Anadolu'muzun insanı. Hepsi böyleler ya. Müthiş bir yürekleri var. Harikalar. Harikalar yani. Iskara restoranı. Kazabilanka'da Iskara restoranındayız. Beyefendi Iskara restoranının sahibi. Sahibi. Geldiğinizde görün. Çok modern, çok medeni, çok çağdaş, çok güzel bir adam. Ve şahane bir mekanı var. Çok çok eski tarihsel bir mekanı var. Mutlaka gelmelisiniz Izgara Restorant'a, beyefendiye. Kazabilanka'ya geldiğinizde mutlaka bu mekana gelin. Çok çok gördüğünüz gibi neler var neler. Mutlaka gelin.